Ve Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şimdi de Fenerbahçe'nin değişik golcüsü Serdar Dursun için girişimler başladı. Teknik patron Nenad Bjelica'nın Umut Bozok ve Maxi Gomez'den farklı profilde bir golcü istediği belirtildi. Hırvat teknik adamın işaret ettiği isim ise Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Serdar Dursun olduğu iddia edildi. Alman ikincilik ekiplerinden Hertha Berlin'in de transfer etmek istediği Serdar için Trabzonspor'un Fenerbahçe ile temas kurmayı planladığı ve ilk görüşmelerin birkaç gün içinde yapılmasının planlandığı öğrenildi. Dzeko, Batshuayi, Umut Nayir'in olduğu takımda sizce oynadığında hep katkı verebilen Serdar Dursun gönderilmeli mi? Bu arada Nottingham Forest'ın Fener'in Batman'i Batshuayi için yaptığı teklif Ali Koç ve kurmayları tarafından reddedildi. Mishi Batshuayi için minimum gelen teklif ise 10 milyon euro. Gerçekten iyi para. Batshuayi şu an için forvetler için de en büyük soru işareti. Yedek kaldığı için mutsuz olan golcü ihtiyaç halinde maçlarda istenilen katkıyı veremeyebilir. Sezon içinde huzursuzluk oluşturabilir. Batshuayi kariyeri boyunca ikinci planda kalmayı hiçbir zaman istemedi. Öyle bir isteği olsaydı Chelsea'den sürekli başka takıma oynamak için gitmezdi. Batshuayi'den bu şekilde yararlanmak istersen hem performansı düşer hem de değeri dip yapar. Kendisi için teklifler bu seviyedeyken net satılmalı mı? Bakalım doğru oynatıldığında verim verebilen Batshuayi konusunda Fenerbahçe'nin hamlesi ne olacak? Satılacak mı yoksa kalacak mı? Diğer yandan Fenerbahçe Jinho Jo ile birlikte Yiğit Efe Demir, Emir Ortakaya, Yusuf Kocatürk, Burak Kapacak ve Emre Demir'i tecrübe kazanmaları için oynama garantisi olan takımlara kiralanacak. Burak Kapacak konusu diğer gençlere göre farklı. Yağız Sabuncuoğlu'na göre böyle. Teklif olursa bonservisiyle de gidebilir. Oyuncu Fenerbahçe'de tutmadı.